Kanal T ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün bitki uzmanı İbrahim Gökçek ile birlikte sizler için ilk olarak romatizma konusunu konuşacağız. Efendim, romatizmanın sebepleri nelerdir diyerek başlayalım. Evet, romatizmanın sebepleri, birçok sebepleri var. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar tedavi edilmezse romatizmaya sebep olur. Papağan da bu arada ötüyor. Mesela bademcik iltihaplanması, bademcik iltihaplanışı ve tedavi edilmezse zamanında iltihap, kanda dolaşan iltihap romatizmayı tetikler, kalp rahatsızlarını tetikler. Yani herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman hemen tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde iltihabın kana karışması halinde birçok hastalık ortaya çıkabilir. Ben kendim de böyle bir rahatsızlık yaşadım. 13 yaşındayken köye gittim. Çocuklarla ırmakta yattık. Sonra çimenlerin üstüne yattım. Üşütmüşüm. Teyzem dedi ki, evladım üstünü değiştir, hasta olsun. Yok dedim, bir şey olmaz. Bir gün sonra kalktım, elim yüzüm yara. Şehre tekrar geldim. Annem dedi, evladım ne oldu? İşte hastalandım falan. Mahallenin yaşlı kadınları üzerime deney yaptılar. Kızgın kumlara yatırdılar. Sıcak sıcak mesela, herkes bir şey denedi. Deneyler yaptılar, yaptılar. Bilinçli, bilinçsiz. Robot gibi oldum. Eklemlerim kireçleşti. Merdiven çıkamaz oldum. Babam dedi ki, ya bunları boş ver, bunlar öldürecek çocuğu. En iyisi biz yine de doktora gidelim dedi. Bir kolumda annem, bir kolumda babam, robot gibi böyle. Eğilip büklemiyor. İğne, 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 çeşit çeşit ağrı. Kortizonlu iğneler, ağrı kesiciler meselesi. Eklemlerim açıldı fakat belimde bir ağrı kaldı. Yumuşak dokurmatizması, fibromiyalji. Kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişebilir. Yumuşak doku romatizması bazı kişilerde lokal olur. Bazılarının bütün vücudu sarar. Bazen de vücudun çeşitli noktalarında gezer. Bir gün omzu, sağ omzu, bir gün sol omzu ağrıyabilir. Bir gün kalçası, şurada burada gezebilir. Çeşitli türleri var. Türkiye'de ve Almanya'da 13 yıl kimyasal ilaçlarla, doktorların dediği ilaçlarla yavaş yavaş zehirlendim. Tabii o zaman kimyasal ilaçların yan etkisini bilmiyordum. Almanya'da kimya mühendisliği okurken biz laboratuvarda bir sürü ilaç ürettik. Baktım, üretmiş olduğumuz ilaçların hepsinin yan etkisi var. Dedim ki doktora, ya bizim profesöre, biz ilaç üretiyoruz ama kimyasal ilaçların yan etkisi çok büyük. Kaş yapayım derken göz çıkarıyordu. Dedi ki, kimya böyle. Ne yapacağız? Bitkilerle hoşunuza gitmiyorsa bitkisel tedaviye yönelin. Doğru dedim, bıraktım. Kimyayı son sınıfta bıraktım. Ve böylece kendi üzerimde 4 yıl tedavi denemeleri yaptıktan sonra bir buluş yaptım. Bir formül geliştirdim. Yumuşak doku romatizmaya karşı. Ve bunu 6 ay kendi üzerimde kullandıktan sonra hamdolsun 30 yıldır romatizmada hiçbir şeyimiz yok. Kurtulduk. Şimdi şu gördüğünüz kakao gibi toz, tadı da kakao'ya benzer, şeytan pençesi, bu da papağan pençesi denir, harpago, Latincesi. Harpago, tadı kakao'ya benzeyen bu bitki, Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. 6 ay damla su görmez çöl. Bitki yaşayabilmek için 2 metre derinliğinde kök salar. 3 çeşit kökü var. Bir kazık, ana gövde kök, 70 santim uzunluğunda kazık gibi. 2 saçak şeklinde yan kökleri var. 3 2 metre derinlikte yer elması, evet, biraz fazla yer elması büyüklüğünde yumruları var. Bu yumruların içerisinde harpagozit denen etken bir madde var. Her türlü romatizmaya karşı bu madde etkilidir. Bununla ilgili dünya çapında birçok klinik araştırması yapılmıştır. Benim yazmış olduğum şu 3 ciltli kitapta bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Bir, Fransa'da mesela 800 hasta üzerinde artrit, artroz, eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu, romatizma nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlara 800 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış, hastalar iyileşmiştir.
kronik sırt ve bel ağrısı olan 118 hasta üzerinde Profesör Doktor Kubrinski, Almanya'nın Freiburg şehrinde, Freiburg Üniversitesi'nde hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış, hastaları iyileştirmiş. Federal Alman İlaç Gıda Kontrol Merkezi 1024 hasta üzerinde, yani birçok söylenti üzerine acaba gerçekten etkili mi diye Alman Sağlık Bakanlığı da bitkiyle ilgili 1024 hasta üzerinde omuz, sırt, bel ağrısı, eklem ağrısı gibi romatizma rahatsızları hastalar üzerinde denemiş ve etkisi ispat edilmiş. Artık günümüzde 50 bine yakın romatizma hastası şifalı, yani Harpago ile tedavi edilmiştir. Fakat şimdi bu Harpago'nun birleşimindeki etken madde %2,5 çok çok az. Bu nedenle çayını içerek tedavi olmak zor, çok çok zaman alabilir. Biz ne yaptık? Çok özel bir formül geliştirdik. Her türlü artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi romatizma türlerine. Bunun birleşiminde Harpago, bazıları şeytan pençesi diyor, şeytan pençesi yerine Harpago kelimesi daha güzel olduğu için. Harpago ekstraktı, ısırgan ekstraktı, at kuyruğu ekstraktı, ayılık kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Ve romatizmanın her türünü iyileştirir. Almanya'da 81 yaşında bir bayan, eskiden Hitler zamanında kaçmış Batı Almanya korkudan, biraz da acı çekmiş, çile çekmiş, yaşlı 83 yaşında. Doktoru kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış, böbrek yetmezliğinden dolayı bir ilaç vermiş. 3 ay yazılması gereken ilacı doktor yanlışlıkla 20 yıl yazmış. Yani 3 ay şöyle fazla yazılması gereken ilacı doktorun dalgınlıkla 20 yıl yazmış. Nasıl yazmışsa anlaşılmadı işte. Bu da kimyasal ilaç ne yapmış? Romatizmaya sebep olmuş, bronşite sebep olmuş, kalp damar rahatsızlığına sebep olmuş, bir sürü hastalığı. Kadıncağız sabah kalkıyor, öğlene kadar robot, eğilemiyor, bükülemiyor, ekmeğini tereyağı bile süremiyor, böyle elleri böyle kartal pençesi gibi, eğilip böyle bükemiyor. Benim hanım da gidiyor, o kadıncağıza kahvaltısına yardım ediyor. Yoksa yemek yemeyecek, kahvaltı yapamayacak. Akşama kadar açılacak. Bir gün demiş ki, ya senin beyin herkesi tedavi ediyor, bana da çözüm bulsun demiş. Bak, perişanım. Dedim ki, getir bakayım ilaçları ne var. Getirdim, baktım ki, ooo. En fazla 3 ay yazılması gereken ilacı 20 yıl kullanmış. Vücudu çöplüğe dönmüş. Çökmüş, zehirlenmiş. Ha tamam, hallederiz. Biz ona çeşit çeşit romatizmaya karşı bu formülü verdik, ürünleri kullandık. 6 ay sonra kadıncağız normal hayata döndü. Yani 83 yaşında o kadar perişan olmuş. Daha küçük yaştakiler de kullanabiliyor o zaman, çocuk yaştakiler. Tabii günümüzde artık 5-6 yaşındaki çocuklar bile romatizmaya yakalanabiliyor. Yani ne kadar hastalık erken teşhis edilirse tedavisi o kadar erken olur. Yani teşhise bağlı. Mesela Zonguldak'tan bir hanımefendi doktorları demiş ki hem diz hem de kalçadan protez takılması gerekiyor. Kemikleri incelmiş, cam kemik haline gelmiş. Namaz dahi kılamıyor. Secdeye eğilemiyor, bükülemiyor. Yani her tarafı ağrıyor. Kemikleri erimiş, kaynamış, artık ameliyat şart demişler. Bana geldiler, dedim ki bilmiyoruz, çok ağır bir vaka. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. İyileştiririz, şunu yaparız, bunu yaparız demek olmaz. Denemeden bilemeyiz. Şey söylemek mümkün değil. Kesin değil, çünkü çok ilerlemiş. Bütün heyet raporları ameliyat. Deneyelim bakalım dedim. 6 haftada hafif iyileşme olursa devam. Yoksa ameliyat. Kullandı. Tabii o sipariş verir, biz gönderiyoruz ama unuttuk tabii. 6 ay sonra bir bayan geldi elinde bastonla. Kapıya vuruyor. Kapıya üstüne. Buyurun teyze.
Dedi ki beni tanıdın mı? Tanımadım. Nasıl tanımasın dedi. Tanımıyorum, nereden bileyim? Dedi ki ben Zehra, evet. Ben dedi değil yürümek, secdeye bile eğilemiyordum. Namaz bile kılamıyordum. Robot gibi olmuştu evde böyle. Bak şimdi önce Allah'ın sonra senin sayende geziyorum dedi. Buradayım. Ha, çok güzel. Şimdi bitkilerle tedavi mümkün. Ama doğru bitkiyi doğru yerde, doğru zamanda kullanacaksın. Harpago, romatizmanın her türüne. Fakat mesela yumuşak doku romatizmasında ısırgan forte. Bu da ayrı bir formül. Yumuşak doku romatizmasında bu biraz daha etkili. Harpago, eklem romatizması, artrot, artriz gibi, ankylozan spondilit gibi rahatsızlarda daha etkili. Isırgan yumuşak dokuda. Yumuşak doku romatizması bazen 20 yıl dahi geçse teşhis edilemeyebiliyor. Dokularda olduğu için iltihap kana karışmadığında bazen teşhis edilemeyebiliyor. Sistemik lupus da bir çeşit romatizmadır. SLE. Sistemik lupusa yakalanan Zeynep Hanım 6 yıl kortizon kullanmış. Genç bir 24 yaşında bir bayan. Kortizon şişmiş balon gibi. Lökosit yani ak yuvarları o kadar düşmüş ki 1500 lira. Normal 4500-9000 arası olması gerekirken halsiz, dermansız, yorgun, bitkin hiçbir şey yapamıyor. Evde yiyor, içiyor, bir şeyler yatıyor. Kayınvalidesi, kaynanası, kayınları, evdeki bütün aile iş yapmamak için yapıyor canım. Bir de onlar dedikodu yapıyorlar. Kadıncağızın psikolojisi iyice bitmiş. Neredeyse boşanma aşamasına gelmiş. Beni arıyor, ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Ya ailem dağılacak, yuvam dağılacak işte. Hastayım, hiçbir şey yapamıyorum. Onlar da beni anlamıyorlar. Yanlış anlıyorlar. Kaslı yapıyor zannediyorlar. Dedim problem değil. Bakacağız, göreceğiz. Bakalım ne olacak. Bu biz gönderdik. Bir kere sonra arıyor beni, ağlıyor. Ne oluyor? Ya bir etkisini görmedim. Acılı yok dedim. 3 ay sonra aradı, ağlıyor. Ne o? Etkisini görmedim. 4 ay sonra aradı, ağlıyor. Her seferinde ağlıyor. Ailem yuvam dağılacak ki korkuyor kadıncağız. Panik yok. Devam. 6 ay sonra yine aradı, yine ağlıyor. Ne oldu? Hep ağlıyor ama. Dedim ki yine ağlayacak herhalde. Dedi ki bugün sevinçten ağlıyor. Niye? Ne oldu? Bugün 6 saat ütü yaptım, yorulmadım. Allah Allah. Kan tahlilleri yaptırmış, lökositi 6000 liraya yükselmiş. Artık kendine gelmiş. Enerji vücudu, enerji dolmuş. Yavaş yavaş çalışır hale gelmiş. 6 yıl sonra. Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Mühim olan doğru yerde, doğru zamanda doğru bitkiyi kullanmak. Bir de 40 kilit veya at kuyruğu otu diye bir ot var. Bu da çok farklı, çok yüksek oranda 40 kilit silisyum içerir. Silisyum bağ dokusunu güçlendirir, eklemleri güçlendirir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya eyaletinde, Kolombiya Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırmada kemikleri için, bağ dokusu için, idrar yolları için çok çok etkili olduğu ve yüksek oranda silisyum içerdiği belgelenmiştir. 40 kilit. Şimdi bir beyefendi Süleyman Bey, Doktor Süleyman Bey, annesi ameliyat olacak, o da kalçadan, dizden kemikleri erimiş, incelmiş, osteoporoz, kemik erimesi. Doktorlar demiş ki ameliyat ederiz ama tansiyonu var, bronşiti var, birçok rahatsızlığı var. Yani ameliyat masasında kalır. Ameliyat, önce şu rahatsızları geçsin, ondan sonra ameliyat edelim. Kadıncağız bu ameliyatı kaldıramaz. Bana dedi ki Süleyman Bey, ya annem ameliyat ettirmek istiyoruz ama birçok hastalığı var. Kadıncağız yaşlı. Ameliyat masasında kalacak diye korkuyoruz. Ne olacak? Acele yok dedim. İksir aloe vera jel artı bu 40 kilit forte kemik çayı ve kapsül. Tamam. Kullandı. 6 hafta sonra tekrar kemik ölçümü yaptıklarında kemiğindeki kalsiyum oranı %68 yükselmiş. Yani incelmiş olan, kırılma rizikosu olan kemik artık
kırılmadı, zikosu ortadan kalktı. Ve ameliyata gerek kalmadı. Yani mükemmel bir şey. Yani burada mesela huş, şey, harpago, artrit, artroz, ankilozan, spondilik, eklem romatizmasında, ısırgan, yumuşak doku romatizmasında, kemik erimesi içinde 40 kilit. Yani rahatsızlığa göre, yani tam olarak bilindiği zaman rahatsız tedavi edilebilir. Düzce'de 19 yaşında bir genç ankilozan spondilite yakalanmış. Ankilozan spondilite omurlar iltihaplanıyor. Omurlar iltihaplanırsa hareket kabiliyeti azalır, yavaş yavaş eğiliyor kişi. Rahmetli Suna Pekuysal gibi. Evet. Yavaş yavaş bükülüyor, hareketleri sınırlanıyor. Bu gence de kortizon, kortizon ama buna rağmen yavaş yavaş başlamış bükülme. Aradı beni, dedi ki ya bunun mümkün mü? Vallahi bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Çok zaman alır dedim, sabredebilir misin? Sabrederim. Zaten dedi 6 yıldır ilaç kullanıyorum, kullanıyorum, perişan oldum. Yapacak başka bir şey yok dedi. İyi hadi bakayım deneyelim. 6 ay sonra beni ziyarete geldi Düzce'den. Artık futbol oynuyorum dedi. Artık yani eskiden yürümekte zorlanan kişi artık futbol oynuyor. Yani tedavisi mümkündür. Önemli olan neyi, nerede, ne zaman kullanacaksınız? Hangi rahatsızlığa, hangi ürünü, hangi bitki? Bunlarla ilgili klinik araştırmaları var. Yani bunları, bu klinik araştırmaları ben yapmış değilim. Harpago ile ilgili yani 50 bin kişi dünya çapında tedavi olmuş. İnsanlar üzerinde denenmiş. Profesör Doktor Kubreski sadece bir klinik araştırması yapmamış. Hala devam ediyor. Freiburg Üniversitesi'nde çeşit periyotlarla 6 ayda bir hastaları alıyor. Hastanesinde tedavi ediyor. Bugün Namibya çöllerini Alman firmaları işgal etmiş. Yani tamamen ya satın almışlar ya kiralamışlar. Bu şeytan pençesi kökünü yetiştirmek için. Orada yetiştiriyorlar, kurutuyorlar, paketliyorlar. Çin'e gönderiyorlar, Amerika'ya gönderiyorlar. Dünyanın her tarafına bunlar gönderiyor. Adeta bir monopol oluşturmuşlar. Biz de mesela bu şeytan pençesi kökünü yani harpagoyu Afrika'dan değil Çin'den getiriyoruz. Afrika'dan Çin'e, Çin'den Türkiye'ye. Afrika'dan getiremiyoruz. Türkiye'de de bunu ilk Türkiye'ye getiren benim. Yani şeytan pençesi kökü veya harpago kökü dediğiniz zaman piyasada bulamazsınız. Bazıları bunun yerine başka bitki veriyorlar. Yani bunun tadı, şekli farklıdır. Kakao'ya benzer, tadı da, rengi de yani çok çok güzel bir bitki. Peki hocam şimdi gribe geçelim. Malum zaten kış aylarındayız. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi grip. Evet, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar tedavi edilmezse sonu kötü olur. Yavaş yavaş ağırlaşır. Birçok hastalığı söylediğim gibi romatizmayı tetikler. Evet, grip tedavi edilmezse bronşit, astımı tetikler. Yani hep tetikleyicidir.